Şuraya bas. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bizleri burada evladı Resulü yad etmek üzere toplayan Rabbimize hamdolsun. Allah'ın selatü selamı Hazreti Fatıma validemizin ve babasının, Hazreti Fatıma validemizin ve eşi Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma validemizin ve büyük oğlu İmam Hasan'ın, yine Hazreti Fatıma validemizin ve küçük oğlu Hazreti Hüseyin'in üzerine olsun. Az evvel bir selavat örneği olarak zikrettiğimiz merkeze Hazreti Fatıma'yı alıp onun babası, onun eşi, onun oğulları diyerek Âl-i Âbâ'nın zikredilmesi Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinden öğrendiğimiz bir selavat şekliydi. Hazret Naz deminde dua edeceği vakit böylesi ifadelere başvururmuş. İnşallah bizler de salih dillerin den bir rahmetle o güzelleri yerli yerince yad edebilenlerden oluruz. Emine Hanım, Allah razı olsun, Fuzuli'yi güzel aktardınız bize. Orada beni hasreten, çarpan bir ifadeydi. Hazreti Fuzuli, Muharrem ayı özelinde vaktin şerefe Hüseyin'i anan dillerde ve gönüllerdedir demişti. Vaktin şerefine iştirak etmemize vesile oldukları için ben Üsküdar Üniversitesi yetkililerine, tasavvuf araştırmaları merkezimize de çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayrınızı, bereketinizi sahibinin elinden inşallah nasip eylesin. Hazreti Fatıma eksenli bir başlangıç yapmış olduk Kerbela'ya. Zira Kerbela eğer bir acıysa, Kerbela yüreklerde bir dinmeyen ızdırapsa, taziyenin sahibesi Hazreti Fatıma'dır şüphesiz. Ve Hazreti Fatıma üzerinden onun hikmeti ve irfanıyla Kerbela'ya dönüp bakmaya çalıştığımız vakit bizi sünnet-i seniye ve kitabullah karşılıyor. Resulullah Kevser hadisleri zikretmişti. Kur'an ve Ehl-i Beyt hiç ayrılmamacasına bir arada olan, aynı havucu besleyen iki hakikat ya da hakikatin ikizi olarak zikretmişti Resulullah. Biz o bahisleri yine Siyer-i Nebi'nin sunmuş olduğu yaşayan Kur'an ve konuşan Kur'an tabirleri eşliğinde irfani mazimizde bir ilkeye taşıdık. Dedik ki Kur'an ve insan ikiz kardeştir. Kur'an ve insan ikiz kardeş. Aynı hakikatin ikizleri. İşte o hakikat ikizlerinin indirilmiş olanı Ramazan ayıyla gönüllere mühür vurdu. O hakikat ikizinin yaratılmış olanı Muharrem arıyla gönüllere vurdu. Bu veçeden bakınca, Kevser'den bakınca Ramazan ayını Muharrem'den, Muharrem ayını Ramazan'dan ayırt edebilmek mümkün değil. Ayırt edenler muhtemelen nasiplerini elleriyle tepmekteler. İnşallah biz ayırt etmeyen hakikatin ikiz veçesini tarihin, vaktin, kronolojinin sunmuş olduğu o iki ay üzerinden okuyabilenlerden olalım. Biz az evvel bahsetmiş olduğumuz o Kevser hadisini daha görkemli haliyle Kitabullah'tan takip edebiliyoruz. Kevser suresi. Şüphesiz ki hakikat ikizleri herden birbirlerini anlatmıştır. Kur'an'a bakıp Ehl-i Beyt'i, Ehl-i Beyt'e bakıp Kur'an'ı görememek, bakamayanların, göremeyen bir fakirlerin kusuru olsa gerek. Vahyin genelinden, o 114 sure içerisinden hasreten birini seçip, Kerbela'yı, Kerbela'nın irfanını, tarihini ya da hikmetini okumak isteyince, işte yine ismiyle müşamma Kevser suresine dönüş yapma durumundayız. Kevser suresi pek çoğumuzun 5-6 yaşlarında, 7 yaşlarındayken Kur'an-ı Kerim'den öğrendiği ilk sure. Sure uzun yıllar boyu bende en azından o şekildeydi. Namazı çabuk kılmaya yarıyordu. Anlamı üzerine çok fazla düşünmemiştik.
Aşkın Şehidi romanıyla beraber Kerbela'ya dair bir şeyleri hissetmeye, algılamaya, mümkünse anlayabildiklerimi aktarmaya çalışırken Kevser Suresi başka veçeleriyle artık karşımızdaydı. Surenin 3. ayeti müjde. İnne şaniye kahuvel ebter. Resulullah'a sen ebter olmayacaksın. Ebter olanlar sana kim besleyenlerdir demişti. Gerekçesi 1. ayette zikredildi. İnna atayna kel kevser. Şüphesiz sana Kevser'i verdik. Kevser bolluğu, bereketi anlatır. Vahyin indiği gün itibariyle cahiliye Arapları ilk defa o kelimeyle karşılaşmışlardı ama kelimenin kökenindeki kesere, hani bizim Türkçemizdeki küsurat da oradan gelir. Bolluğu anlatıyordu, bereketle ilgiliydi. İnsanların zihinlerinde bir şeyler oluşmuştu. Asgari de şunun farkındalardı, Kevser varsa ebterlik yok. Kevser yoksa ebtersin. İster 10 tane oğlun olsun, ister 40 tane kızın olsun. Kevser yoksa ebtersin, bittin. Kevser varsa ebterlik aşılır. Kevser'in varlığı ebterliğin bitmesi için yeterli miydi? 2. ayet, eylem şart talep etti. Feşalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için salat et ve kurban keş. Müfessirlerimiz, alimlerimiz bu 2. ayetin fıkıh ayeti olmadığının farkındalardı. Hiçbir mezhepte kurban kesmek farz değil. Bu ayet zahiri bir anlatımla doğrudan kurbana davet etti. Ama mezhep imamları, müştehitler bu ayete bakarak kurban farzdır demediler. Hacılara hacdayken ömürlerinde bir kez farz olduğunu söylediler. Bu ayet pek çok hikmetiyle beraber irfana açılımlar da zikrediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının, hikmetinin, hidayetinin, ilminin ve ahlakının ebter olmaması için Cenab-ı Allah Resulullah'tan kurban istemişti. Kurbanlar istemişti. O hakikat ikizinin ilk veçesi Kur'an-ı Kerim kurbanların nasıl bir şey olabileceğini kronolojik sırayla anlattı. Hadikat-ı Şehada'da Hazreti Fuzuli de onlara dembeden değinmişti zaten. 1. kurban Habil'di. Kurbana konu mülktü. Hazreti Habil mülkü terk etti. Mülkü verdi. Gönlünün arzuladığı mülkü Rabbine kurban etti. Kabil sevmediği şeyi Rabbine kurban etmenin derdine düşmüştü. Ariflerimiz de özetlediler. Habil haliyle, Kabil kaliyle. Kal boğazdan aşağı inmeyen söz. Kabil'in feragati gırtlağında kalmış, kelime olmuş, aşağıya inmemiş. Habil'inki aşağıya indi. Cenab-ı Allah Habil'in kurbanını kabul eyledi. Ama Kabil, Habil'i hunharca katletti. Kur'an-ı Kerim bu şekilde bilgiyi verdi. Biz hakikat ikizinin diğer veçinde, insan veçinde, evladı Kevser'de, Ali Muhammed'de aynı bahşi bu kez kemaliyle gördük. Resulullah'ın ilk kurbanıydı. Hazreti Zehra'nın, Fatıma-tü Zehra'nın ilk kurbanı Hazreti Haşan. Malum Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Ali'den sonra halifedir. Ehl-i Sünnet tarih okuması, hilafeti 30 yıl kabul ettiği için İmam Hasan'ın hilafeti olmadan Raşid halifeler dönemi tamamlanamaz. Halifeyi 4 sayıp 5 saymayan ekol, rahmetli Ömer Lütfü Mete hocamın tabiriyle Cehl-i Sünnet vel Cemaat'ti. Onlar saltanatçılığı mezhep zannettiler. Muaviye ve neslinin saltanatına dokunmamak için hilafeti 4'te tuttular. Ama ehl-i sünnet ulema, güncel ya da maziden ulema, hadis-i şerife binaen Hulefai Raşid'in 5'tir dedi. Hazreti Hasan'ın 9 aylık hilafeti olmadan 30 yıl tamamlanmaz. Hasan Efendimiz darbeye uğrayınca Asi Şam valisi tarafından istese savaşı devam ettirebilecek durumda. İstese Orta Doğu'da taş üstünde taş kalmayacak. Ama haşani bir hikmet, sulhun varisi olarak feragat etti. Üzerinde 22 ülke bulunan, şu an 20'den fazla ülke bulunuyor maazallah. Bu Arap baharı tamamlanırsa belki üzerinde 50'den fazla, 60'dan fazla ülke kalacak.
pek çok mülkü Hazreti Habil'inkinden çok daha görkemli bir şekilde bıraktı. Rabbine feragat ehli olarak terk etti. Vaktin Kabil'i dünün Kabil'ine öykülerek Muhammed'i Habil'i, Hazreti Haşan'ı şehit etti, katletti. Biz Kevser'in izinde Kur'an'ın bakışıyla ikinci kurbanı İbrahim ve oğlu, ayet o şekilde zikreder. İbrahim ve oğlu, hadis-i şeriflerden İsmail aleyhisselamı biliyoruz. Yarım kalan bir kurban operasyonu var. O yarım kalan kurban operasyonunda biz Zilhicce'nin 10'unu bayram yaptık. Ceddi Resulullah'ın kurban bahşi yarım kaldı. Efendimiz aleyhisselatü vesselama uyduk ve kurban ettik. Kurbanımızı bayram yaptık. Bir ay önceydi. Yine Efendimiz'den duymuştuk. Seven sevdiğiyle sevinir. Ceddi Resulullah uğruna bayram ettik. O kurban operasyonu yarım kalmıştı. Kurbanın celal, cemal demiydi. Cemali tecelliler vardı. Ve ayet bir bildirimde bulundu. İbrahim ve oğlu için kurtuluş bedeli olarak zebh-i azimi verdik. Zebh-i azim büyük kurban demek. Zebh kesileni anlatır. Mezbaha kesimhanedir. Zebh kesilecek olanı anlatır. Ayet zebh-i azim dedi. Azametli bir kurban verdik ve ona ün bıraktık. Ün bırakılan o İbrahim aleyhisselam ve oğlu mudur? Ün bırakılan o zebh-i azim midir? Ayetin ifadesi açık. Her ikisine de nispet edilebilecek durumda. Bin yıllar geçti. Biz Ceddi Resulullah'ın Zilhicce'nin 10'unda kurbanının yarım kaldığını gördük. Ama 680 yılı, Ekim ayı 10'u, Hicret'in 61. yılı Muharrem'in 10'u, evladı Resul'ün kurbanı yarım kalmadı. Ali İbrahim'de yarım olan kurban, Ali Muhammed'de tamamı ermişti. Bu kez kurbanın celal demiydi. Cemal'in bir ay sonra celalle taşlandığı bir dem, ariflerimiz hep zikrettiler. Tasavvufi mazimiz, cemal cezbeder, celal terbiye eder. Celali ve cemali birlemeyen kemale uzanamaz. Bizler Ceddi Resulullah için Zilhicce'nin 10'unda bayram ettik. Efendimiz sevincimle sevinin demişti. Aradan bir ay geçti. Evladı Resulullah katledildi. Aynı Resulullah hüznümle hüznenin demişti. Hüznüme ortak çıkın. Seven sevdiğinin acısıyla yanar demişti. Orayı biraz unuttuk. Sadece kâra ortak çıkan insanlar olmaya başladık. Kurbanın bayramını yad ettik. Kurbanın matemine tek gözle giriştik. Bu yüzden kurbanın bayramı da hikmetiyle elimizden alındı. Artık kurbanlarımız daha çok kavurma şenliğine dönmüş durumda. İnşallah Cenab-ı Allah Ramazan'ın Muharrem'le, Zilhicce'nin Muharrem'le hukukunu anlayıp o kurbanın iki demini de birleyenlerden bize eylesin. Ayet ona büyük bir ün bırakmıştık demişti. Zebh-i azim, büyük kurban. Hani müfessirlerimiz o sırada gökten inen koçları da zikreder. Hazreti İbrahim'in, İsmail aleyhisselamı yarım kalan kurban bahşinde el-hak gökten koçlar inmiştir. Ama koçtan azim çıkmaz. Azimet eşref-i mahlukatın harcıdır. O azim olan kurban Hüseyin Efendimiz'di. Ve ün onda. Ailenin şöhret kapısı, ailenin hani güncel bir tabir, ailenin PR kapısı. Hikmet bizde, güzellik bizde diyerek herkesi çağırabildiği Hüseyin Efendimiz'di. O milyonlarca insan Hazreti Hüseyin'in başucunda şu an. Belki 100 milyonlar Hüseyin Efendimiz'i yad ediyor. Sefer ayının 28'inde İmam Hasan'ın şehadeti olacak. Bu sene 17 Ekim pazar gününe geliyor. Hiçbir yıl anılmadı. Hasan Efendimiz için bir araya gelemiyoruz. Çünkü Hasan Efendimiz daha sırlı. O ailenin ün tarafında değil, ailenin daha çok batın ve sır tarafındaydı. Biz yine
vahyin izinden okuyunca üçüncü kurbanı görüyoruz. Yani ilki mülk kurbanıydı, ikincisi can kurbanı. Üçüncüsü nefes ömür kurbanı. Ayet İmran'ın eşi diyor. Müfessirler Hanna diyerek detay düşüyorlar. Hanna karnındaki bebeği Rabbine adamış. O bebek ömür boyu Allah için hizmet edecek. Mabede verilecek. Doğdu bebek, ismi Meryem oldu. Hazreti Meryem olarak onu tanıdık. O ömrü boyunca Rabbi için nefeslendi. Allah ona öyle bir gönül meyvesi nasip etti ki onun gönül meyvesi nefesiyle ölüyü ayağa kaldırdı. Anne Rabbi için nefeslenmiş, oğlu Rabbin iziyle, nefesiyle ölüyü ayağa kaldırmış, yaşamı ihya etmiş. Kur'an, tarih kitaplarımız, detayda Hazreti Meryem'e ilişkin değişik hikmetler, işaretler zikrettiler. Biz hakikat ikizinin, o Kur'an'ın ikizi Ehl-i Beyt'ten okuduğumuz zaman yine aynı kronolojik sıra, yine iki erkeğin ardınca bir valide görüyoruz. Yine evladı Zehra. Yine Resulullah'ın ebter olmamasının ve olmayacağının delili, hücceti, vesilesi üçüncü kurban. Hazreti Zeynep, Seyyide Zeynep. Hasan Hüseyin efendilerimizin şehit olduğunu hadis-i şeriften biliyoruz. Haliyle biz onları şehit diyerek anıyoruz. Efendimiz diyoruz. Aynı Arapçanın dil kuralı müennes yapıda Hazreti Zeynep'i de bize Seyyide Zeynep diyerek anlattı. Hazreti Zeynep yahut Seyyide Zeynep Ali Muhammed'dir, evladı Zehra'dır, varisi Kevser'dir, Hazreti Ali'nin kızıdır. Üç nesil erkeklerin zahiren yarım bıraktığı sancağı 10 Muharrem gecesi itibariyle üstlenen validemizdir. 10 Muharrem bizde hep Kerbela'nın finali, bitişi gibi algılanıyor. Aşura günü Kerbela'nın miladıdır. Kerbela'yı okumak isteyen Aşura'yı merkeze alır, Aşura'dan önce, Aşura'dan sonra diye okur. O Aşura'dan önce kısmı Hüseyin'i Kerbela'dır, hak uğruna can verenlerin Kerbela'sıdır. Azimetlidir, acıdır, can yakar, iç titretir, gönül yıkar, gönül inşa eder, zihin inşa eder, vicdanları ayağa kaldırır. Aşura'dan sonrası Zeynebi Kerbela'dır. Hak uğruna yaşayanların Kerbela'sıdır. Hak uğruna can vermekten daha zor bir Kerbela'dır. Bizim tasavvufi mazimizi, irfani hayatımızı o üç kardeş içerisinde, üç evlad-ı Zehra içerisinde Allahu Alem en çok etkileyen de Hazreti Zeynep'tir. O nefes nefes diyar diyar gezmişti. Zincirler içerisindeydi. Emevi zulüm makinesi, propaganda sistemi evlad-ı Zehra'yı zincirlere bulup şehir şehir gezdiriyordu. Yıl dönümünden bakacak olursak şu an 18-19 Muharrem'deyiz. Seyyide Zeynep Kufe'de, şu an taşlanmakta. Çağrı filminden bir sahnedir, zihinlerde belirir. Mekke'den Medine'ye geçerken Resulullah, Ensar ve önceden hicret etmiş olan muhacir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Dalal Bedru Aleyna ile karşılamıştı. Mustafa Akat Nur içinde yatsın. Muhteşem bir sahne çekmişti. Artık hicreti düşünen, Medine'de Resulullah'ın karşılanışını hayal etmeye çalışan herkes Çağrı filmi üzerinden meseleye bakıyoruz. Muazzam, görkemli bir sahneyle Resulullah karşılanmıştı. Seyyide Zeynep'in Kufe'ye girişini 25 yıl evveline gelelim. Babası Hazreti Ali, meşru ve mevcut halife, Emir el Müminin, babasıyla beraber Seyyide Zeynep Kufe'ye girecek. Başından aşağı güller dökülüyor. Resulullah'ın gülü geldi, Fatıma'nın ciğer paresi geldi, Ali Muhammed geldi denerek, o Çağrı filmindeki sahneyi hatırlayın, ilahiler eşliğinde şehrin kapısından içeriye girmiş. Aradan 25 yıl geçmiş. Zincirler içerisinde. Üç oğul, sekiz kardeş gözü önünde lime lime edilmiş. 30'dan fazla yeğeni gözü önünde lime lime edilmiş. Etrafında sadece kadınlar, çocuklar ve bebekler var. Hepsi yetim. Hepsi dul. Ama ondan gayrı evladı Zehra kalmamış.
Aynı kapıdan tekrar içeri girecek Hazreti Zeynep. Üstüne güller dökülen yerlerden bu kez taşlar atılıyor. Lanet olsun Ali'nin kızına. Lanet olsun Fatıma'nın kızına denilerek içeriye girecek. Dilinde zikir. Allahu Ekber. Allahu Ekber zikrini hepimiz dinliyoruz. Dergahlarımızda tekrarlıyoruz, ezanlarımızda işitiyoruz, dilimizde var. Bizim söylediğimiz Allahu Ekber tam Türkçe karşılığıyla Allah en büyüktür. Öyle ki pek çok büyüklük varmış, Allah daha büyükmüş. Biz öyle algılayıp dillendiriyoruz. Seyyide Zeynep'in dilindeki Allahu Ekber'de Rabbim varken başkaca bir büyüklüğe yer yoktur. Allah varken 3 oğul 8 kardeşin acısı yoktur. Allah varken derdime yanacak vaktim yoktur. Dimdik, sancak gibi giriyor. Sancaklar 3 defa kırılmış ama bu kez Zeynep'in kendisi sancak olmuş. Tarih kitapları orta boyluydu diyor. Orta doğulu ve orta boylu bir hanım, en fazla 1.60 boyunda, 1.65 boyunda 45-50 kilo. Hayber'in kapısını kaldırıp indiren Haydar'dan an itibariyle sanki daha azametli bir hali var. Hazreti Hamza Bedir'de 314 sahabeyle birlikteydi. Çağrı filminden yine hatırlayalım, sahnesi var. Müslümanlar 1000 civarında askerin Bedir'e geldiğini görünce işleri titreyenler olmuştu. Bir kişiye, 3 kişi, 300 Müslümana, 314 mümine, 1000 müşrik gelmiş. Hazreti Hamza yüreklerimizi soğutan 1400 yıldır unutmadığımız bir cümle kullandı. Çağrı filminde de gördük. Demişti ki adil bir savaş olacak. Onlar bizi görüyor, biz onları görüyoruz. Hazreti Hamza bunu söylerken yanında 314 tane eli kılıçlı yiğit vardı. Seyyide Zeynep bunu söylerken yanında 30 tane sadece zincirli yetim vardı. Hazreti Hamza, Rabbim şefaatini üzerimize eylesin. Hazreti Hamza bir şehit olarak, diriliğini bilmediğimiz bir şehit olarak Kerbela'ya ve ahirine şahitken, Seyyide Zeynep'in o halini gördüğünde Bedir'deki haline yiğitlik diyebilmiş midir? Seyyide Zeynep öylesi bir girişle Kufe'ye girdi, Musul'a girdi, Kerkü'ye, Nusaybin'e, Harran'a, Anadolu topraklarından Suriye topraklarına çevrilmişti. Zincirler içerisinde her şehirde propaganda savaşı var. Zeynep kabul et, yenildin. Yezid senden daha güçlü. Yenildiğini kabul et Zeynep. O şekilde Hama, Hulmus, Halep ve Şam'a getirilmiş. Yezid'in huzurunda. Yezid tekrar propagandaya devam edecek. Etrafında Ali Muhammed'in keşik başları, evladı Zehra'nın, evladı Ali'nin, Ensar ve Muhacir evlatlarının keşik başları, 30'dan fazla ketik başın üzerine oturmuş, yetimlere ve kadınlara diyor ki, kabul edin ben daha güçlüyüm. Dışarıda davullar, dedemin zaferini çalıyor demişti. Bedir'in intikamını almış. Bedir, Yezid'den 70 yıl önceydi. Yani bu vakadan 50 yıl önceydi. Estağfurullah. Yezid doğmadan 20 yıl önce yaşanmış bir acı var. Yezid kendisinin şahit olamadığı, kendisi doğmadan 20 yıl önceki bir acının intikamını alması gerektiği de büyümüş. Kimler büyütmüş de. Ve o intikamı aldığını söylemişti. Ama evladı Resul cevap verdi. Dedi ki, davullar senin dedenin zaferini çalabilir. Vallahi gökler benim dedemin zikriyle dolu. Allah ve melekleri Resulüne salat ediyor. O esnada ezan başlamıştı. Ezanlar da dedeme şehadet ediyor. Devamında Yezid yine kabul et demişti. Yenildin. Yenildiğini kabul et, güçsüzlüğünü kabul et. Seyyide Zeynep orada bir ifade zikretti. Zikredilen ifade içleri parçalıyor. O sözün taklidini söylerken insanın gönlü daralıyor, boynu bükülüyor. Hazreti Yunus'tan, Yunus Emre Hazretlerinden ilahide dinledik. Rabbin Cenab-ı Allah'a tecellilerini anlatırken lütfun da hoş, kahrın da hoş demişti. Dergahlarımızda ilahi olarak zikrederiz, dinleriz. Çocukluğumdan beri
O kışım hep bana ağır gelmişti. Lütfun da hoş, playback lütfun da hoş. Kahrın da hoş kısmını hiçbir zaman dillendirmedim, dillendiremem. Rabbin lütfu çok konforlu. Kahrına dayanmak çok zor. Yunus Emre hoşluk, yani rıza makamı üzerinden zikretmişti. Er kişi kârıydı. Bizler bugün Yunus Emre'nin o sözünün dedikodusunu yapmaya utanıyoruz. Seyyide Zeynep'ten ifade gelecek. Yecid sürekli kabul et Zeynep, kaybettin deyince Hazreti Zeynep'in bir giriş cümlesi var. Der ki ey melun, sen bizim dünyamızı berbat ettin, biz de senin ahiretini berbat edeceğiz. Bunu söyleyen Hüseyin'in bacısıdır. Islahın imamının bacısıdır. Hazreti Hüseyin misal bir sözdür bu. Islah. O unutulmadı, unutulmayacak. Devamda gelen söz Hazreti Hasan'ın bacısına aittir. Sulhun varisinin sözüdür ve iç titretir. Der ki ey zalim, dede güzellikten gayrısını görmedim. Üç oğul gitmiş gözü önünde. Rabbim güzellikten gayrısını vermedi dedi. Hazreti Hüseyin gözünün önünde lime lime edilmiş, ayrıyeten baba bir sekiz kardeş gitmiş. Rabbim güzellikten gayrısını vermedi dedi. 30 gündür yetimler etrafında sürekli anneyi zikri, irfanı, ilmi ve ahlakı ebter olmamış. Bunun için 3 tane kurban gerekmiş. O 3 kurban mülkten, candan ve nefesten kurbanın nasıl olduğunu Ümmet-i Muhammed'in anlamak isteyenlerinin gönlüne bıraktılar. İnşallah bizler anlayabilenlerden oluruz. Aynı bahis bizi tabii şöylesi bir davete de, ikaza da ya da müjdeye çağırıyor. Kevser'den yana nasip isteniyorsa, ya mülkten, ya candan, ya ömürden gidecek. İnşallah ya şeklindedir. Ve şeklindeyse, o zaman işimiz hayli zor. Ben süremi açtım galiba değil mi? Eyvallah. O zaman bir 5 dakikayla tekrar Muharrem ve Ehl-i Beyt'e dönüş yapalım. 10 Muharrem'i, Aşura'yı daha çok hatırlıyoruz dedik. 9 Muharrem gününü bilmeden 10 Muharrem'i de algılayabilmemiz çok zor. Tarih kitapları 10 Muharrem Aşura'nın cuma olduğunu söyler. Aslında katliamlar bir gün önce olacaktı. Perşembe günü, 9 Muharrem, geleneğimiz Taşua günü diyor. Yecid ve avanesi, leşkeri, iştirakçileri, evladı Resul'e demişler ki bugün katledileceksiniz. Davanızdan dönün, dönmüyorsunuz, katliam başlayacak. Hazreti Hüseyin ilk defa namertten talepte bulunur. Der ki bugünü bize bırakın, Rabbimizle baş başa geçirelim. Perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Rabbimizle baş başa geçirelim. Tarih kitapları çok bir detay zikretmiyorlar. Diyorlar ki gece boyunca Rabbin zikri vardı, sohbetler vardı, helalleşmeler vardı. İçeriğini tam olarak bilmiyoruz. Rabbin zikri var, helalleşme var. Nasihatler var. Bu bahis bize Anadolu'da neyi hatırlatıyor? Biz her Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece dergahlarımızda, ister Sünni olsun ister Alevi, ister Bektaşi olsun ister Nakşi, Halveti, Kadiri, Rufai, Cerrahi hiç fark etmez. Her Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Rabbi zikrederiz, helalleşilir. Resulullah'ın sağlık günlerinde haftanın bir gününün haşyeten bu işe ayrıldığına dair hiçbir rivayet yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok geceler ashabıyla sohbetler, zikirler ederdi. Ama özelde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece toplanıyoruz diye bir çağırıyor. Zuhurat nereden gelirse. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin topluca ibadet sünneti Kerbela'dan kalmış olsa gerek, evlad-ı Resul'den kalmış olsa gerek, Muharrem'den Muharrem'e 12 ayda bir değil, haftanın bir gününü oraya ayırarak yad edebilmiş bir kültürün evlatlarıydı. İnşallah o kültürün layığı oluruz. Yine o gecenin finalidir. Kerbela'nın ne olduğunu bize anlatan. O sohbetler, zikirler, nasihatler bittikten sonra artık gecenin son 6'da biri, 7'de birine girilmiş sabah namazı vakti. Birazdan ezan okunacak. Hüseyin Efendimizin en celalli demi. Kerbela'nın ne olduğunun tefsiri.
Etrafta 30 bine yakın asker var. Hazreti Hüseyin'in yanında kılıç tutabilecek 100 civarında kişi var. Bunlar haftalardır Hüseyin Efendimizle birlikteler. Sadakat konusunda her türlü sınavı aşmışlar. Kimisi varlığını bırakıp, konakları bırakıp gelmiş. Yaşarsa nasıl yaşayabileceğine dair epey fikri var. Zengin adam ama bırakmış gelmiş. Pek çoğu gariban bırakmış gelmiş. Gündüzki Emevilerin son teklifinde Hüseyin'i terk eden kurtuluştadır söylendiğinde biz onunla beraber can vereceğiz diyenler var. İşlerinde bir Kufeli Said vardır. Kufeliler hep yanar dönerlikle yad ederiz. Kufe'nin er kişilerindendir Said. Der ki burada lime lime edilsem, diriltilsem, tekrar lime lime edilsem, kaynar sularda yaksanız, ateşlerde haşlansam ben vallahi Hüseyin'i de bırakmam, evladı Zehra'yı da bırakmam, dedesinin yüzüne Rudi Mahşer'de bakamam diyen insanlar topluluğu. Haftalardır sadakatlerini ispatlamışlar. Ama dem başka bir dem. Hazreti Hüseyin Efendimiz en celalli hali demişti ki ben evladı Zehra'yım, Ali Muhammed'im. Safa'nın ve Mina'nın oğluyum. İbrahim'in ve İsmail'in neşliyim. Zikretti kendini, tanıttı. Benimle beraber şehitler listesine adını yazdırmak isteyen insanın üzerinde kul hakkı olamaz. Üzerinde kul hakkı olan çabuk burayı terk etsin dedi. 30'dan fazla insan orayı ağlaya ağlaya terk etti. Sadakat namına zerre pürüzleri yok. Kul hakkından kaşıt muhtemelen komşudan tencere almış, vermeyi unutmuş, verememiş. Bir şeyler, küçük şeyler, günlük hayatımızda bahşini etmediğimiz bir şeyler. Üzerinde kul hakkı olan evladı Zehra ile birlikte şehit olamaz deyip Muharrem'in 9'unu ona bağlayan sabah insanları yanından uzaklaştırdı. Halbuki uçan kuştan medet umması lazım. Karşıdaki insanlara rahmeten lil alemini hatırlatıp dedesinin şefaatini vaat etmesi lazım. On binlerce insanı yanına çekebilir. Hayır dedi. Ben evladı Zehra'yım. Temiz olan ailenin evladıyım. Hüseyin Efendimiz davasına haklı başladı. Haklı devam etti. Haklı başlanan davalarda haklı kalınabileceğini insanlara öğretti. Hepsinden önemlisi hak olan davayı kirletebilecek kimseyi yanında tutmadı. Bize de bunları öğreten Hazreti Zeynep'ti, Seyyide Zeynep'ti. Ben tekrar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vaktin şerefine iştirak edebilmemize vesile olan tüm büyüklerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun.